Ben Dr. Mustafa Kalkan. Bugün sizlere polikistik over sendromu ve bu sendromda bize fayda sağlayabilecek akılcı ve bilimsel temelde takviyelerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz benim uzmanlık alanım gıda takviyeleri ve gıda takviyelerinin hastalıklarda doğru şekilde nasıl kullanılabileceği. Dolayısıyla polikistik over sendromunun tanısı ve klasik anlamda tedavisi tabii ki de kadın doğum hekimlerimizin uzmanlık alanı. Ancak ben size akılcı ve bilimsel temelde takviye kullanımı ışığında polikistik over sendromunda hangi takviyeler bize kök sebeplerde fayda sağlayabilir? Bugün bundan bahsetmek istiyorum. Polikistik over sendromu üreme çağındaki kadınları etkileyen ve özellikle yumurtlayamama, aynı zamanda androjen yüksekliği yani normalde erkek hormonlarının seviyesinin yüksekliğiyle karakterize aslında endokrin hastalık yani her ne kadar kadın doğum hastalığı olarak nitelendirilse de aslında altta endokrinolojik bir problem yatmakta ve çok yaygın olarak gözlenmekte. Bakın kadınlarda %8-13 aralığında ve özellikle ergenlik döneminde de %6 oranında görülebilmekte. Burada tanı konulanlar olduğu gibi tanı konulmadan da hayatına devam eden birçok kadın ve genç kız da bulunabiliyor. İşte polikistik over sendromu temel bulgularından bir tanesi ne? Yumurtalıklarda slaytta gördüğünüz gibi birçok kist olması. Bunun da tanısı yumurtalıklarda bolca kist görmekle konulmakta. Belirtilerine bakacak olursak tabii ki de sadece polikistik over sendromunda yumurtalıklarda kistler bulunmuyor. Diğer önemli bir problem aslında altta yatan insülin direnci ve erkeklik hormonlarının, androjenlerin miktarının vücutta artmış olması. Buna bağlı olarak da işte görselde gördüğünüz semptomlar, belirtilerle polikistik over sendromu karşımıza çıkabiliyor. Nedir bunlar? Bakın düzensiz menstrüasyon yani adet döngüsünün düzensiz olması, saç dökülmesi, akne, hirşütizm yani kıllanma gibi erkeklik hormonlarının fazla olmasından kaynaklanan belirtilerle karşımıza çıkabiliyor. Obezite özellikle yine insülin direnci ve hiperinsülinemi, insülin miktarının vücutta fazla olması ancak fazla olmasına rağmen vücutta insüline karşı direnç söz konusu olduğu için insülinin tam anlamıyla glikozu hücre içine sokamaması gibi belirtilerle polikistik over sendromu seyredebiliyor. En önemli semptomlarından bir tanesi de infertilite yani kısırlık sorunu. Özellikle anovülasyon dediğimiz yumurtlayamama problemi olmasından kaynaklı veya yumurta kalitesinin yeterli düzeyde olmamasından kaynaklı kısırlık sorunu polikistik over sendromunda oldukça yaygın gözlenmektedir. Ayrıca akantozis nigrigans dediğimiz derinin bazı yerlerinde kalınlaşma ve renk değişimiyle seyreden bazı belirtilerde polikistik over sendromuna eşlik edebilmekte. İşte baktığınızda bu belirtilerin sebepleri 3 temel probleme dayanıyor. Ne demiştik? Bir, erkeklik hormonlarının miktarı vücutta artar. Bu nedenle akne, kıllanma, cildin bazı yerlerinde kalınlaşma ve saç dökülmesi gibi sorunlarla karşımıza çıkıyor demiştik. Menstrüel düzensizliğe bağlı olarak bazen adetin çok az olması, bazen de hiç adet göreme gibi problemler gözlenebilir. Aynı zamanda da obezite, insülin direnci, depresyon, kolesterol problemleri yani dislipidemi, duygu problemleri ve kısırlıkta çoğunlukla polikistik over sendromunda gözlenen bulgular arasında sayılabilir. Polikistik over sendromunda altta yatan en önemli problemlerden bir tanesi insülin direnci. Aslında yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar misali. İnsülin direnci olduğu için mi polikistik over sendromu oluyor? Polikistik over sendromu olanlarda mı insülin direnci daha fazla görülüyor? Aslında girift bir ilişki halinde. Yapılan çalışmalarda polikistik over sendromlu kadınların %50-%70'inde insülin direnci olduğu gösterilmiştir. Yani hücre zarında her ne kadar insülin salgılansa da insülin glikozu hücre içine sokamaz ve hem kan şekeri yüksekliği olarak karşımıza çıkar hem vücut glikozu hücre içine sokmak için daha fazla insülin salgılar ve bu kişilerde insülin miktarı da yüksektir. Aynı zamanda diyabetin ve metabolik sendromun diğer bulguları olan obezite, kolesterol problemi gibi problemlerde çoğunlukla polikistik over tablosuna eşlik etmektedir. İşte bu yüksek insülin ne yapar? Slaytta da gördüğünüz gibi lüteinize edici hormon miktarını artırır. Yani LH miktarını vücutta artırır. Bu da özellikle androjen üretimi, kıllanma, akne ve yumurtlayamama gibi problemlerin temelinde yatan sebepler arasında sayılmaktadır. Ayrıca vücutta LH ve FSH hormonları arasındaki dengenin bozulmasına sebep olur ve karaciğerde seks hormon bağlayıcı globulin dediğimiz normalde androjenleri bağlayan ve kanla birlikte taşınmasını sağlayan proteinin miktarının da vücutta azalmasını sağlar. Haliyle seks hormon bağlayıcı globulin vücutta azaldığı için serbest kalan androjenler vücutta biraz önce saydığımız gibi kıllanma, saç dökülmesi gibi problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Polikistik over sendromunda aynı zamanda vücutta inflamasyon ve oksidasyon da vardır. Bunun da en büyük sonucu homosistein yüksekliğidir. Hatırlarsanız daha önce B12 folik asit anlattığım, metilasyon döngüsü anlattığım videoda homosistein yüksekliğinden bahsetmiştim. bahsetmiştim. Homosistein özellikle kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüydü. Vücuttan temizlenmesi gereken bir moleküldü. Aynı zamanda homosistein yüksekliği gebelik başarısızlığı olarak da karşımıza çıkabilir. Kısırlık olarak da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle homosisteinin vücuttan temizlenmesi oldukça önemli. Homosisteinin temizlenmesi için de hatırlarsanız metilasyon döngüsüne detaylı bir şekilde anlatmıştım. İşte bu çarkların doğru çalışması gerekiyordu. Yani bizim B12 depolarımızın dolu olması, folik asit depolarımızın dolu olması, magnezyum ve çinkodan zengin besleniyor olmamız gerekiyordu ki bu çarklar sağlıklı bir şekilde dönebilsin ve homosistein vücuttan temizlenebilsin. O nedenle kesinlikle metilasyon döngüsüyle ilgili videomu izlemeyen polikistik over sendromu takipçilerim o videomu da kesinlikle izlesinler. İşte bu metilasyon döngüsü sadece homosisteinin temizlenmesini sağlamıyor. Karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonlarının da gerçekleşmesi için oldukça önemli bir role sahip. Polikistik over sendromunda vücutta görevini tamamlayan hormonların yıkılarak vücuttan atılabilmesi için, yıkılarak karaciğerden detoksifiye edilebilmesi için, yani temizlenebilmesi için, örneğin işte aşırı androjen yüksekliğiyle savaşmak için bu metilasyon çarklarının çalışması bir o kadar önemli. Yani diğer bir görevi de detoksifikasyon, vücudun kendi kendini temizleyebilmesi. O nedenle işte metilasyon döngüsünü çalıştırmak için ne demiştik? B12 ve folik asit depolarınız kesinlikle dolu olması gerekiyor. Onun yanında tabii ki de D vitamini seviyeniz optimal düzeyde olması gerekiyor. Bununla ilgili daha önce D vitamini hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bir diğer en önemli konu da vücut demir depolarınızın da kesinlikle dolu olması lazım. Bu noktada da demirle ilgili videolarımı izleyebilirsiniz. Yani ne yapacağız? Öncelikle metilasyon döngüsünün doğru çalışması gerekiyor. Bu bir. İkinci husus olarak ne demiştik? Özellikle polikistik over sendromunda vücutta inflamasyon, yani bir yangı söz konusu. İki, vücutta bir oksidatif stres söz konusu. Oksidatif stresle savaşan maddelere biz ne diyorduk? Antioksidan maddeler diyorduk. Antioksidanların antioksidanı da neydi? Alfa lipoik asitti. Daha önce alfa lipoik asit videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. İşte bir, oksidatif stresle savaşması dolayısıyla. İki, aynı zamanda insülin direnci ve diyabete giden süreçte de bizim için çok önemli bir moleküldü. Bu noktada hayata dahil edilebilir. İnflamasyonla savaşan maddelere ne diyorduk? Anti-inflamatuarlar diyorduk. Anti-inflamatuarların da en önemlisi neydi? Tabii ki de omega 3 yağ asitleriydi. Omega 3'ü ister balık yağından alabiliyorduk, ister kril yağından alabiliyorduk. Bununla ilgili de daha önce yayınladığım videolarda detaylı bir şekilde bunları anlatmıştım. Demek ki ikinci olarak ne yapmamız gerekiyormuş? Antioksidan ve anti-inflamatuar sistemleri de aktifleştirmemiz gerekiyormuş. İşte asıl en önemli problemlerden bir tanesi neydi? Vücuttaki artmış insülin miktarıydı. Neden? Çünkü vücutta insülin direnci vardı. Ne oluyordu insülin direncine bağlı insülin miktarı vücutta arttığında? Biraz önce anlattığım gibi LH, FSH hormonlarının dengesi bozuluyordu. Androjen miktarı artıyordu. Yani erkeklik hormonlarının miktarı artıyordu. Seks hormon bağlayıcı globulin miktarı azalıyordu. Bu da karşımıza hiperandrojenizm, yani androjen miktarının artması ve anovülasyon, yani yumurtlamanın gerçekleşmemesi olarak karşımıza çıkıyordu. Ve işte sonuç olarak da polikistik over sendromu olarak tablo karşımıza çıkıyor. İşte vücuttaki bu insülin yüksekliğiyle savaşmak için, insülin direnciyle savaşmak için de neler yapmamız gerekiyor? Tabii ki de bunların en başında yaşam tarzı değişikliği gelmekte. Yani ilaçlardan önce, takviyelerden önce, gereksiz de diyabet varsa veya prediyabet varsa, diyabet adayıysanız, gereksiz de polikistik over sendromu varsa kesinlikle bir kere yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yaşam tarzınızı değiştirmediğiniz sürece, beslenmenizi düzeltmediğiniz sürece, kilo vermediğiniz sürece, egzersiz yapmadığınız sürece, işte aralıklı oruç gibi bazı diyet modalitelerini hayatınıza dahil etmediğiniz sürece, kalori alımınızı kısıtlamadığınız sürece, düşük karbonhidratlı beslenmediğiniz sürece, hayatınızdan gluteni çıkarmadığınız sürece maalesef diğer tedaviler sadece günü kurtarır. Belki semptomlarda bir miktar rahatlama sağlar ancak kalıcı bir şekilde fayda göremezsiniz. Bu nedenle işte ilk yapmamız gereken şey yaşam tarzı değişikliği. Ondan sonra hatırlarsanız daha önce diyabet videosunda da detaylı bir şekilde anlattığım üzere insülin direncinde fayda sağlayan bazı özel moleküller vardı. Bunlardan bir tanesi alfa lipoik asit. Biraz önce de anlattığım gibi hem çok güçlü bir antioksidandır hem de vücutta diyabetle savaşan, insülin direnciyle savaşan en önemli moleküllerden bir tanesidir. Diğer bitkisel desteklerden bir tanesi de berberin, berberis vulgaris, yani kadın tuzlu ekstresi dediğimiz bir bitkiden elde edilen molekül. Özellikle lipozomal formda kullanıldığında insülin direnci üzerinde bize yüksek fayda sağlamaktaydı. Aynı metformin gibi çalışan, vücutta metforminin mekanizmalarıyla etki gösteren ancak metforminin barındırdığı yan etkileri içerisinde barındırmayan bir bitkisel destekti berberin. Bir diğer, berberinin de yardımcısı, birlikte kullanıldığında elde edilen faydanın daha fazla olduğu, daha önce birlikte kullanılması gereken takviyeler videomda da anlatmıştım. Ayrı ayrı kullandığınızda bir birim, belki iki birim fayda elde edeceğiniz yerde berberin berberinle silimarini yani deve dikeni ekstresini bir arada kullandığınızda 1+1=5 derecesinde vücutta fayda sağlıyordu. Silimarin yani deve dikeni ekstresi de özellikle karaciğer fonksiyonları için, karaciğer detoksifikasyonu için, karaciğer yağlanması, kolesterol gibi problemlerde vücutta fayda sağlayan çok önemli antioksidan bitkilerden bir tanesiydi. Bu takviyelerde insülin direnciyle savaşmak için hayata dahil edilebilir. Ancak işte bir molekül daha var ki o da inositol. Bu videonun temel anlatmak istediğim takviyelerinden bir tanesi. İnositol nedir? İnsülinin hücre zarına bağlandıktan sonra hücre içi etkilerini yapmasına aracılık eden bir moleküldür. Normalde vücutta doğal olarak bulunan bir moleküldür. 9 farklı çeşidi olsa da vücutta en bol olarak 2 formu bulunmakta. Bunlar myo-inositol ve D-chiro-inositol dediğimiz 2 form vücutta baskın olarak bulunmaktadır. Ne yapar? İşte ne demiştik? İnsülinin hücre içi etkilerine aracılık eder demiştik. Myo ve D-chiro-inositol vücutta farklı görevlere sahip. İnsülin hücre zarına bağlandıktan sonra glikozun hücre içine girmesi için yani kanda dolaşan serbest şekerin hücre içerisine alınması için myo-inositolü aracı olarak kullanılır. Glikozu hücre içine soktuktan sonra özellikle enerji ihtiyacı yüksek olan dokularda bu glikoz kullanılır. Ancak ortamda hala bir glikoz yüksekliği varsa bu sefer inositol D-chiro-inositolü aracı olarak kullanır ve bu fazla glikozun glikojen olarak depolanmasını sağlar. Yani ileride kullanmak üzere eğer aç kaldığınız takdirde, beslenemediğiniz takdirde depo olarak kullanmak üzere fazla glikozu vücut depolama eğilimindedir ve depolama fonksiyonları içinde D-chiro-inositolü aracı olarak kullanır. Örneğin öğlen yemek yediniz, kan şekeriniz yükseldi. Bunun akabinde pankreastan insülin salgılanır ve insülin ilk aşamada myo-inositolü kullanarak glikozu hücre içine sokar. Bu glikoz da özellikle enerji ihtiyacı yüksek olan dokularda işte iskelet kası gibi yani sürekli ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz, yürüyoruz, konuşuyoruz, beyin fonksiyonları gibi, yumurtalıklar gibi enerji ihtiyacı yüksek olan dokularda öncelikle bu glikoz kullanılır. Ancak hala ortamda glikoz varsa myo-inositolün D-chiro-inositole dönüşmesi emrini verir ve D-chiro-inositol vasıtasıyla fazla glikozu ileride kullanılmak üzere glikojen olarak depolar. İşte yapılan çalışmalarda da biraz önce anlattığım gibi enerji ihtiyacı yüksek olan kalp dokusu, beyin, overler gibi dokularda yani yumurtalıklar gibi dokularda myo-inositol hakimiyetinin daha fazla olduğu gösterilmiştir. Yani biz bir yemek yediğimizde bu dokularda myo-inositol fazla olduğu için ilk glikozu bu dokular kullanır. Daha çok depolama yapılan dokularda da nedir onlar? Karaciğer, kas dokusu ve yağ dokusu. Vücut eğer ortamda fazla glikoz varsa yağa dönüştürerek yağ doku olarak da depolar veya karaciğerde glikojen olarak depolar. İşte bu dokularda da D-chiro-inositol hakimiyetinin daha fazla olduğu gösterilmiştir. Yani depolama eğiliminin daha fazla olduğu gösterilmiştir. Normalde vücutta myo-inositol ile D-chiro-inositol işte sürekli birbirine dönebilen iki molekül. Yani vücut kendi ihtiyacına göre öncelikle yumurtalıklarda, beyinde, kalp dokusunda myo-inositol aracılığıyla glikozu kullanır. Sonra D-chiro-inositole dönüşerek depo yapılan dokularda, yağ dokuda, karaciğerde fazla glikozun depolanmasını sağlar. Ancak dananın kuyruğunun koptuğu nokta buraya dayanıyor. Polikistik over sendromlu kadınlarda myo-inositolün D-chiro-inositole dönüşümünün daha fazla olduğu gösterilmiş. Yani sağlıklı bir insana göre myo-inositol miktarının daha az, D-chiro-inositol miktarının yumurtalıklarda daha fazla olduğu gösterilmiş. Yani bu kadınlarda yumurtalıklar normalde enerjiyi kullanan organlar arasındayken, yüksek enerji ihtiyacı olan organlar arasındayken, myo-inositol hakim olması gereken organlar arasındayken tam tersi yağ doku gibi, karaciğer gibi glikoz depolanan dokulara döndüğünü ve D-chiro-inositol miktarının daha fazla olduğunu göstermiş çalışmalar. İşte bu en önemli detay noktalardan bir tanesi. Sonuç olarak ne oluyor? Bakın sağlıklı bir kadında myo-inositol normalde dengeli bir şekilde D-chiro-inositole dönüşüyor. İhtiyaca göre önce glikoz myo-inositole kullanılıyor sonra D-chiro-inositole dönüşüyor demiştik. Ancak polikistik over sendromlu kadınlarda vücutta çok fazla insülin olduğu için işte bu vücuttaki fazla insülin myo-inositolün D-chiro-inositole daha fazla dönüşmesine sebep oluyor. Bu da aromataz dediğimiz bir enzimi bloke ediyor, durduruyor. Bu normalde bu enzim ne yapıyor? Testosteronun yani erkeklik hormonunun östrojene dönmesini sağlıyor normalde. Ancak polikistik over sendromu kadınlarda işte bu D-chiro-inositol daha fazla olduğu için testosteronun östrojene dönüşümü daha yavaş oluyor, daha az oluyor. Vücutta testosteron miktarı artıyor, östrojen miktarı azalmış oluyor. İşte sonuç olarak kıllanma, saç dökülmesi, sivilce problemleri, kısırlık, kilo alma, adet görememe gibi problemlerin temeli işte tam da buraya dayanıyor. Yani neymiş problem? En önemli problem insülin direnci. İkinci problem de insülin direncine bağlı olarak yumurtalıklarda D-chiro-inositol miktarının artması, myo-inositol miktarının azalması altta yatan sebepler arasında sayılabilir. İşte yapılan çalışmalarda günde 4 gram myo-inositol ve D-chiro-inositol kombinasyonu kullanıldığında, özellikle burada da 40'a 1 oranında myo ve D-chiro kombinasyonu kullanıldığında ve günde 4 gram kullanıldığında, bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü piyasada işte 1 gram, 2 gram, 500 miligram, 100 miligram, 200 miligram içeren birçok inositol takviyesi var. Ancak ideal faydanın ortaya çıkabilmesi için 4 gram inositol kullanmanız gerekiyor. İşte 4 gram inositol kullanıldığında insülin direnci, androjen hormonları üzerinde daha fazla etki, yumurtlama ve menstrüel siklus parametrelerinde anlamlı bir şekilde fayda sağladığı, aynı zamanda spontan gebelik gerçekleşmesinde veya tüp bebek tedavisi yapılıyorsa tedavi başarısının artmasında daha fazla fayda sağladığı gösterilmiştir. Aynı zamanda insülin direnci üzerinde metforminden daha fazla fayda sağladığı polikistik over sendromlu kadınlar üzerinde kanıtlanan bir molekül inositol. İnositol illa polikistik over sendromunda kullanılacak diye de bir durum söz konusu değil. İnsülin direnci gözlenen kadın erkek fark etmeksizin her cinsiyette de aynı zamanda bir diyabet takviyesi olarak da inositolü hayatınıza dahil edebilirsiniz. Son olarak tabii ki de hem üreme parametreleri üzerinde hem insülin direnci üzerinde fayda sağlayan iki önemli mineralden bahsetmeden olmaz. Bunların en başında magnezyum geliyor. Magnezyum hem insülin direncinde bize çok yüksek fayda sağlıyor. İnsülinin glikozu hücre içine sokabilmesi için magnezyuma ihtiyacı var. Aynı zamanda pikoslu kadınlarda meydana gelen adet sancılarında, karın ağrısı gibi, kas krampları gibi problemlerde de magnezyum bize fayda sağlamakta. Bir diğer en önemli mineral de çinko. Çinko da aynı magnezyum gibi vücutta yaygın bir şekilde eksikliğini gördüğümüz bir molekül. Daha önce yayınladığım çinko hakkında her şey videosuna detaylı bir şekilde anlatmıştım. Aynı zamanda çinko hem yumurtalık kalitesinde hem de üreme fonksiyonlarında oldukça önemli bir mineral. O da magnezyum gibi vücutta yüzlerce enzimin görevini doğru yapabilmesinde görev alan bir mineral. O nedenle magnezyum ve çinko da kesinlikle polikistik over sendromluysanız hayatınıza dahil ettiğinizde fayda göreceğiniz iki önemli mineral. Evet, bugün sizlere polikistik over sendromunda akılcı ve bilimsel temelde hangi takviyeleri hayata dahil edebiliriz bunu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Belki biraz detay gibi gelse de aslında myo ve D-chiro-inositol dengesi polikistik over sendromunda oldukça önemli bir konu ve YouTube'da da bunu başka yerde kolay kolay bulabileceğinizi sanmıyorum. Dolayısıyla bu detayı sizlere anlatmak istedim. Kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Beni Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir, kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.